başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda en az 74 kişi yaşamını yitirdi. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'la telefonda görüştü. Başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti. Erdoğan'ın ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kosyas'ı aradı. Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Kosyas ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti. Kosyas ise Türkiye'nin yardım teklifini reddederek zaten yakında yağmur yağmasını bekliyoruz cevabını verdi. Öte yandan Atina basını ABD'den yangın söndürme uçağı istediğini yazdı. Επιχειρεί να απομακρυνθεί όπως ο άνθρωπος από εκεί πέρα, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση τι γίνεται.